Evet herkese merhabalar. Bugün size kist hidatik hastalığından ya da hidatik kist hastalığından bahsedeceğim. Daha önceki videolarımızda kistlerle ilgili neyi öğrenmiştik. Bundan önceki videolarımızda, son videolarımızda kadınlarda görülen endometrioma, çikolata kisti ve yumurtalık kistlerinden bahsetmiştik. Şu anda bugün ise karaciğerde görülen kist hidatik hastalığından işte parazit kistleri ya da kedi köpek kıllarından bulaşan, hayvanların kıllarından bulaşan kistler olarak da biliniyor halk arasında. Bu hastalıktan bahsedeceğim. Evet bu hastalık bizle daha fazla ne zaman haşır neşir olmaya başladı? Bu bizim hayvanları evcilleştirdiğimiz özellikle kedi köpekleri evcilleştirdiğimiz 14 ile 40 bin yıl öncesinden beri ee, ...bizimle olan bir hastalık zoonoz diyoruz. Yani aslında hayvanlarda olup sonradan insanlara geçen parazitlerden birinden bahsediyor olacağız. Evet e, aslında bu e, kisidatik e, hastalığı neden evcilleşme ile birlikte başlıyor? Çünkü insanlar e, e, hayvanları evcilleştirdikçe e, bir e, ortak beslenme yede geçiliyor. Yani insanlar evde yediklerinin bir kısmını da hayvanlara veriyorlar ve bir ortak beslenme şekli kısmen de olsa oluşmaya başlıyor. Evet, şu videoya bir bakalım. Bu benim sevdiğim bir video. Bu video özür dilerim, benim sevdiğim bir resim. Bu, bu resmi tabii ki e, e, özel bir resim aslında Leonardo da Vinci'nin kakımlı kız e, resmi. Buradaki e, bayanın adı Cecilia Gallerini. O dönemde e, sanırım İtalya'da yaşayan ünlü kadınlardan biri. E, e, kucağındaki de aslında vahşi bir hayvan olan kakım. Bunu belki televizyonlardan, belgesellerden bilirsiniz. İki ayağı üzerinde, arka iki ayağı üzerinde böyle ayakta duran bir canlı. Aslında böyle kedi köpek gibi vahşi hayvanları yiyen, kendisi de aslında evcil olmayan bir hayvan. Bu resmin bir özelliği var. Sosyal bir tarafı da olsun videonun. Bakın üstte bir kişinin ismi yazıyor. Bu aslında Leonardo da Vinci'nin e, tamamlanmış teknik olarak en iyi resmi, ressamlar tarafından Leonardo da Vinci'nin en iyi resimlerinden biri olarak e, isimlendiriliyor. E, ama tabii ki biz onu Mona Lisa'dan tanıyoruz. Çünkü Mona Lisa daha popüler bir resim. Paris'te Louvre Müzesi'nde sergileniyor biliyorsunuz. Tabii ki tamamlanmamış bir eser e, Mona Lisa ama bu... E, Resim Leonardo da Vinci'nin tamamlanmış resmi. Çok özel bir e, hikayesi var. Burada sağ, e, sağ üst köşede, sol üst köşede gördüğümüz isim e, bu eseri çalıp e, e, kendi ülkesine götüren kişinin üzerine yazdırdığı bir e, tarihi bir e, dünya mirasının üzerine kendi e, ismini e, e, tarihi eser yazdı. E, kaçakçıları diyelim ya da taşımacıları ya da satın alan kişiler diyelim. Ve isimlerini basmışlar. Şu anda bildiğim kadarıyla Moskova'da olması lazım. Bir müzede sergileniyor. Çok özel bir hikayesi var. Bunu internetten dinlemek isteyenler bakabilirler. Cecilia Gallerini'nin kakımlı kız resmi Leonardo da Vinci. Aslında Leonardo'nun dediğim gibi Mona Lisa'dan çok çok daha teknik olarak üstün olduğu belirtilen bir resme. Ee, evet, aslında e, e, böyle e, kakım gibi hayvanlar dışında biz e, kedi ve köpekleri de evcilleştiriyoruz. E, bakın bu da Louis Michel Van Loo'nun e, Rus prensesi Ekaterina Dimitriyevna Golitsinya'nın e, resmettiği e, bir e, e, Tabloyu görüyoruz. Ee, evet, bu Rus Rus prensesinin kucağında evcilleşmiş bir köpek var. Ee, yani tarihte aslında e, köpek e, kedilerin evcilleştirilmesi, önce bahçede sonra yaşam alanlarının içerisine girmesi, onlarla birlikte sosyalleşilmesi yakın tarihte artık daha e, yakın tarihimizde daha sık gördüğümüz bir yaşam şekli haline geldi. Tabii ki ilk başta bu resimde de olduğu gibi prenseslerin, prenslerin, kralların yani aristokrat grubun daha çok evde, ev içerisinde beraber olduğu bir yaşam şekliyken artık günümüzde normal bireyler, vatandaşlar da tabii ki evlerinde evcil hayvan besleyebiliyorlar. E, aristokratik dönemde tabii ki köylüler ve e, e, çobanlar, köylüler, hayvancılıkla uğraşanlar da evcilleştirme yapıyordu. Ancak onlar daha çok bahçede ve tarlada e, besliyorlardı. E, evet, bu e, hayvanlarımızla beraber birlikte yaşamamızın getirdiği e, bir takım olumsuzluklar da olmuyor değil. İşte bunlardan biri de bugün, e, şimdi bugünkü e, videomuzun konusu olan e, paraziter bir hastalık. Evet bu kistatik hastalığının etkeni ekinokokus e, dediğimiz ekinokokus granulozus ya da multilokularis dediğimiz bir e, parazitik canlı. Bakın bu CDC'nin e, ana sayfasından alınmış bir görüntü. CDC bu e, yıllarda COVID nedeniyle Amerika'nın önemli bir kuruluşu olduğu için çok yakından tanır olduk. CDC'nin ana ekranında ekinokokun bir sağlık problemi olduğu belirtiliyor ve buradaki gördüğümüz canlı işte parazit oluşturan canlının resmi, kafa kısmı ve gövde kısmı var gördüğünüz gibi. Bunlar oldukça küçük canlılar ve oldukça da dirençli canlılar. Toprakta uzun yıllar kalabiliyorlar. Yeşilliklerin üzerinde ya da bitkilerin üzerinde ya da toprakta uzunca aylar boyunca kalabiliyorlar. Çok soğuk hava koşullarına dayanabiliyorlar. Dolayısıyla uzunca bir süre dayanıklı kalmaları nedeniyle bulaşma ihtimalleri de artıyor. Peki bu canlı vücudumuzda bu şekilde mi dolaşıyor ya da bu şekilde mi hastalık yapıyor? Hayır, bu canlı aslında karaciğerimizin içerisinde, bakın böyle zar gibi görünen bir takım hisler, e, yapıyorlar. Hatta şurada aşağıda gördüğünüz gibi içi sıvı dolu burada bir e, kist e, beyaz şeffaf bir zar ve içi sıvı dolu bir kisti görüyoruz. Bu da bizim e, e, kistatik hastamızı ameliyat ettikten sonra çıkardığımız kistlerden e, bir e, görüntü. Evet kistatik hastalığının etkeni bu şekilde e, olduğunu söyledik Peki? Kistatik hastalığı neden sosyal bir konu biraz bundan da bahsetmek istiyorum. Aslında kistatik dediğimiz ekinokoklar e, burada gördüğümüz gibi e, ki e, köpeklerin bağırsaklarında e, yırtıcıların kedi köpeklerin özellikle başıboş köpeklerin e, bağırsaklarında bulunan bir e, parazit. E, bu köpeklerin e, eğer kontrolsüz bir şekilde e, 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 örnek veriyorum tarım alanlarına girmesi durumunda e, örnek veriyorum tarlanın içerisinde ürünlerin bulunduğu alanda bu başıboş köpeklerin ve bağırsaklarında parazit bulunan köpeklerin e, bu e, tarım alanları içerisine girmesi ve buraya tabii ki e, hayvan oldukları için dışkılaması durumunda Bağırsaklarındaki bu parazitler meyve, sebze ve yeşilliklerin üzerine bulaşıyor. Evet, bu bulaş sadece dışkıları yoluyla meyve, sebze ve yeşilliklerin üzerine gelmiyor. Başka yollarla da geliyor. Birazdan bahsedeceğim. Bu sebze meyve yeşilliklerin üzerine e, bu e, dışkıların bulaşmasını engellemek için aslında bir takım önlemler almak gerekiyor. Tarım anlamında nasıl önlemler alınması gerekiyor? İşte e, bu tarım alanlarına, ekilen, biçilen e, alanlara modern ekme biçme yöntemleri kullanılarak, yani aslında e, modern tarımcılık yapı, yaparak e, bu çoban köpeklerinin ya da e, tarım köpeklerinin, tarımsal e, alandaki e, hayvanların e, bu meyve sebze e, yetişen alanlara girmesinin önlenmesi, bu, bu alanların çevresinin e, önlem olarak kapatılması gerekiyor. Evet bu hayvanlar sadece e, kedi köpekler bu alana girmiyor. Tabii ki büyükbaş hayvanlar da e, bu alan içerisinde işte inekler, kuzular, keçiler, koyunlar e, bunlar da yine bu alan içerisinde dolaşabiliyorlar. Dolayısıyla meyve ve sebzeler bu hayvanların dışkılarıyla bir şekilde temas etmiş oluyor. Evet, biz meyve ve sebzeleri, bu üzerinde parazit bulunan meyve ve sebzeleri yeterli miktarda yıkamazsak, doğru bir şekilde yıkamazsak, uzun bir süre yıkamazsak, bu parazitlerle üzerinde parazit bulan meyve, sebze ve yeşilliklerin iyi yıkanmaması yoluyla direkt olarak insana geçebiliyor. Tabii ki burada yıkama koşulları önemli. Bu konuda ben uzman değilim ama bildiğim kadarıyla uzun süre yıkamak ya da işte bir takım sirke vesaire gibi tam bu konuda bilimsel bir bilgim yok ama işte sirkeli suda bekletmek ya da uzun süreli yıkamak düzgün bir şekilde yıkamak bu meyve sebzelerden direkt insana geçiş önlenmiş oluyor. Meyve ve sebzelerin iyi yıkanması bu anlamda çok önemli. Tabii ki, tabii ki bu meyve, sebze ve yeşillikler bize direkt yediğimiz için bulaşabilir. Ancak bu meyve, sebze ve yeşillikler tabii ki keçi, koyun, inek gibi hayvanlara yıkanmadan veriyor. Yani insanlar keçilerini, koyunlarını beslerken önce alıp o yeşillikleri yıkayıp sonra hayvanlara vermiyorlar. Hatta bu hayvanlar direkt doğadan yeşillikleri kendileri yiyorlar. Dolayısıyla şöyle söyleyelim köpeklerin dışkılarıyla temas etmiş bu sebze meyve yeşillikler tarlada işte bayıda sokakta ki sebze meyve ya da yeşillikler ya da işte bitkis bitkilerin kedi koyun keçi gibi hayvanlar tarafından yenmesiyle bu sefer bu sebze ve meyvelerden küçük baş hayvanlara ya da büyük baş hayvanlara geçiyor bu parazitler. Bu hayvanlara geçmesinin birkaç olumsuz tarafı oluyor. Bir kere bu hayvanlar hastalanıyorlar. Yani bu parazitler aynı zamanda bu büyükbaş hayvanlarda da bulunuyor. Dolayısıyla bu bu hayvanlar da aslında bu hastalıktan etkilenmiş oluyorlar. İkincisi bu hayvanlara geçen parazit bu hayvanların bağırsaklarında yaşıyorlar ve bağırsaklarından kana karışarak ee, bu hayvanların yani e, keçi, koyun, inek e, gibi işte bizim de tükettiğimiz hayvanların bağırsaklarından geçerek karaciğerlerine, e, hatta akciğerlerine, bazen diğer e, organlarına, kaslarına, diğer dokularına geçiyorlar. Evet, bu keçi, e, koyun, inek e, gibi belirttiğim e, hayvanların e, iç organlarında da tabii ki bu e, parazit bulunabiliyor. Peki buradan biz nasıl kapıyoruz? Az önce söylemiştim sebze, meyve, yeşillikleri diyerek direkt yiyerek, parazitli sebze, meyve, yeşillikleri yiyerek bunu alıyoruz demiştim. Bir an bir yolu da işte bu keçi, inek, koyunların üzerinde, bu içerisinde iç organlarında bulunan parazitlerin bizim tarafımızdan yenmesi, yani sakatatların yenmesi, işte Türkiye'de işte ciğer yenmesi e, örnek veriyorum. İşte büyükbaş hayvanların küçükbaş hayvanların ciğer ciğerleri tabii ki yeniyor. E, dolayısıyla bu e, ciğerlerin yenmesi e, yine bu büyükbaş hayvanlardan insana bir geçiş sağlıyor. Ciğer dışında tabii ki bu hayvanların sadece e, büyük büyükbaş hayvanların sadece ciğerlerinde değil normal kaslarında da bulunabilir bu parazit. Dolayısıyla parazit bize bu hayvanların diğer dokularından da geçebilir. Yani işte normal etinden de bize yediğimiz için bulaşabilir. Bunun dışında Türkiye'de bir de tabii ki konunun sosyal yönü de var demiştim. Türkiye'de tabii ki kokoreç gibi işte işkembe gibi hani hayvanların direkt bağırsandan yapılan bir takım yemekler de var. Dolayısıyla bu hayvan bağırsağında sadece hayvanların ciğerinde, kas dokusunda değil, aynı zamanda bu hayvanların bağırsaklarındaki parazitler de bu şekilde et tüketimi nedeniyle insana geçmiş oluyor. Tabii ki sonuçta burada gördüğümüz gibi hem sebze, meyve, yeşilliklerden hem de keçi, koyun, inek gibi hayvanların etlerinden bize bulaşmış oluyor. Burada aslında etlerden bize geçişle ilgili de şunu söylememiz gerekiyor. Tabii ki et kültürü artık çok gelişmiş bir kültür. İşte az pişmiş et, çok pişmiş, işte kanlı olsun, yarı pişmiş olsun, çok pişmiş olsun gibi artık et çeşit et pişirme yöntemleri var. Tabii ki iyi pişmemiş etlerde, iyi pişirilmemiş etlerde bize geçişte daha olağan olacaktır. Burada risk daha yüksek e, olacaktır. Bunu burada belirtmek istiyorum. Evet, insana bir şekilde e, bu etler yoluyla e, bizim e, bize geçmiş oluyor. Yani hayvan eti yediğimiz zaman e, bu hayvan e, etinden e, midem e, yediğimiz etler midemizden bağırsaklarımıza ilerliyor ve bu parazitler bağırsaklarımıza e, yerleşiyor. Ee, bağırsaklarımızda yerleşen parazitler daha sonra e, kana karışıyor ve ilk önce karaciğere gidiyor. Dolayısıyla e, bu e, ekinokok hastalığının en sık görüldüğü yer bu nedenle karaciğer. Bağırsaklarımızdan e, kana karışan e, parazitlerin ilk gideceği yer karaciğer olduğu için. Dolayısıyla e, ilk önce bu hastalığı en sık olarak karaciğerde, insan karaciğerinde görüyoruz. Karaciğerden sonra başka bir organa gidecek olur ise burada da ikinci durak noktası e, kan dolaşımının akciğerler. Dolayısıyla e, bağırsaklardan kana karışan parazitlerin ilk gideceği yer karaciğer. Oraya geçtikten sonra gidebileceği ikinci yer akciğer. E, dolayısıyla ikinci sıklıkla akciğerde de biz e, kistatik hastalığını görüyoruz. Eğer oradan da daha uzağa gitmek isterse artık kan dolaşımı yoluyla önce kalbe oradan da vücudun her yerine işte kas dokuya, e, dalağa, böbrek böbreğe, diğer e, karın içi organlara, işte hatta beyine bile e, kisfidatik kist hastalığının bu parazitlerin gittiğini biliyoruz. Dolayısıyla vücudun her yerinde görülebilir sıklıkla e, akciğer ve karaciğer e, özellikle ilk e, ilk planda karaciğer, ikinci planda akciğer olmak üzere vücudun her yerinde görülebileceğini söylüyoruz. Peki bu insandan köpeğe geçiyor mu? Yani bu da çok önemli bir konu. İşte az önce bahsettiğim evde hayvan beslemenin, dostlarımızı, hayvan dostlarımızı evde ağırlamanın da böyle bir takım olumsuz yönleri olabiliyor. Ee, insandan köpeğe bulaş nasıl oluyor onu anlatalım. Bu hayvanların işte tarihsel süreçte evcilleştirilmesi eve girmesiyle birlikte insanların ekses et dedikleri yani e, yemeyecekleri fazla etlerin köpeklere verilmesiyle bizden de e, hayvanlara e, geçebiliyor. Yani biz koyun, keçi, inek gibi hayvanların e, ciğerini aldık, evde ciğer yemeği yaptık ya da dışarıda Ciğer yemeği yaptık ya da normal et aldık hani parazitli bir et aldık ve evimizde bunu pişirdik. Ee, evimizde bir evcil e, hayvanımız da var. Eğer yediğimiz o parazitli eti, içerisinde parazit bulunan eti, e, direkt e, evimizde beslediğimiz köpek köpeklere verirsek, dolayısıyla insan da aslında kendi eliyle bu e, kendi yediği parazitli eti e, evdeki hayvan dostuna da vermiş oluyor. Dolayısıyla insan da e, köpeğe bu şekilde e, paraziti taşımış oluyor. Peki bunun dışında insandan köpeğe nasıl bulaşıyor? İşte e, konunun diğer bir sosyal yönü de bu. E, bizim gibi kurban bayramı kutlayan ve kurban e, kesen e, toplumlar e, genellikle e, hayvanların sakatatlarını yemiyorlar ya da e, o hayvan kesildiği zaman eğer o kesilen hayvanın içerisinde bir kist olduğu, karaciğerin içerisinde bir sürü kist olduğu görünürse genelde o kist olan sakatatlar işte sağa sola sokağa rastgele atılıyor. Ya da o bölgede işte böyle bir mahalle gibi bir yerde kesiliyorsa başı boş dolaşan köpekler doysun diye bu kistli sakatatlar hayvanlara veriliyor ya da kişisi olup olmadığını bilmeden de hani arıya gitmesin diye kesilen etler, insanların kullanmayacağı, yemeyeceği etler köpeklere veriliyor. Kurban bayramlarında bu sık gördüğümüz bir durum. Dolayısıyla işte fazla etin fazlası pişmemiş özellikle etler bu kurban bayramı sırasında sağdaki soldaki işte çöpe atılıyor. Direkt hayvana verilmese bile işte bir yere dökülüyor ya da bir çöpe atılıyor. İşte orada e, sokak köpekleri geliyor çöpteki etleri yiyor vesaire. Dolayısıyla parazitler aslında pişmemiş etlerle köpeklere de kurban bayramında e, bulaşmış e, oluyor. Tabii ki bu e, etlerin ne yapılması lazım? Bu etlerin imha edilmesi lazım. Yani içerisinde tabii ki e, kist olup olmadığı, bilinmiyor. Ancak bu kullanılmayacak etlerin bir şekilde imha edilmesi başıboş kedi ve köpek gibi sokakta dolaşan başıboş hayvanlara verilmemesi lazım. Bu etleri eğer çöpe atarsak ya da sağda solda başıboş hayvanlara verirsek bu şekilde bunlara bulaşmış oluyor. Ne yapmamız lazım? Bu etleri gömmemiz gerekiyor. Yani toprak altında görmemiz ya da işte imha ünitelerinde bu etlerin bir şekilde imha edilmesi gerekiyor. Yani insandan da tekrar köpeğe bir bulaş olabiliyor. Ya evdeki hayvanımıza, evcil hayvanımıza verdiğimiz için parazitli eti. Tabii ki biz o etin parazitli olduğunu bilmiyoruz çünkü kendimiz de yiyoruz. İşte o ekses et dediğimiz et fazlasında araya gitmesin diye işte bahçemizdeki köpeğimize veriyoruz ya da Evimizdeki köpeğe veriyoruz. Yani ya böyle kendi yediğimiz etten veriyoruz ya da kurban bayramında pişmemiş sakatatları veriyoruz. Köpeklere insandan bu şekilde bulaşmış oluyor. Peki köpekten insana nasıl bulaşıyor? Bunun da birkaç yolu var. Birinci yolu bizim hayvan dışkısıyla temas halinde olmamız. Mesela evimizdeki hayvanlarla temas halinde olmamız eğer hayvanımızda böyle bir parazit varsa bize de geçmesini sağlayacaktır. Hayvan dışkısıyla nasıl sokakta dışarıda temas halinde olabiliriz ya da evimiz, ev hayvanımız ile olabilir. Bir de bunun dışında işte halk arasında bilinen işte kıl gibi tüy gibi şeylerden geçmesi konusu da şöyle. Tabii köpekler özellikle sokak hayvanları işte örnek veriyorum dışarıda ee, sevimli bir köpek görüyoruz ve gidiyoruz hemen elimiziz, elimizi elimizde seviyoruz o hayvanları. Ee, onların tüylerinde e, onların dışkılarıyla temas olabiliyor çünkü bunlar dışarıda e, sokak hayvanları olduğu için yere yatıyorlar, kalkıyorlar, ee, kendi dışkıları işte ayaklarıyla eşeliyorlar dışkı yaptıktan sonra. Dolayısıyla bunların tırnaklarında hayvanın ayaklarında bu parazit bulunabiliyor. Ee, doğrusu kafalarını kaşıyorlar, tüylerini kaşıyorlar o ayaklarıyla. Dolayısıyla vücutlarına bu parazit e, bulaşabiliyor, e, tüylerine bulaşabiliyor. Biz de e, işte o hayvanları sevdiğimiz zaman onların tüylerinden bize geçebiliyor. Ya da hayvan mesela dışkının olduğu bir yere yatmış oluyor, e, ya da işte e, bitkilerin üzerine yatmış oluyor. E, o e, üzerinde d, e, e, bulaş olan bitkilerin üzerine yatıyor, kalkıyor. Bir şekilde tüylerine bulaşmış oluyor. Biz de onu elimizle sevdiğimiz zaman bu hayvanları bizim elimize geçiyor ve elimizi ağzımıza götürdüğümüzde bize de bulaşmış oluyor. O yüzden bu hayvanları tabii ki e, hayvanlar sevilmek içindir. E, bu hayvanları e, severken e, ellerimizi yıkamamız, özellikle çocuklar, küçük çocuklar e, hayvanları çok seviyor. İşte Sağda solda, dışarıda e, başıboş hayvanlar çok güzel tatlı hayvanlar oluyor. Onları çocuklarımız sevebiliyor. Mutlaka ellerini yıkamalarını söylememiz lazım. Bu bir alışkanlık haline gelmesi e, gerekiyor. Tabii ki e, hayvanlar e, sevilmek içindir. Yenmek için değildir. Burada bir e, e, bir e, bunu da bir e, slogan olarak e, söylemiş olayım. Evet köpeklerden insana, insandan, insandan köpeklere nasıl bulaştığını anlattık köpekten de tekrar meyve sebze yeşilliklere dediğim gibi e, bu sebze meyvelerin üzerine dışıklama yaptıkları için geçebiliyor evet döngü bu şekilde tamamlanmış oluyor bu döngüyü kırmanın e, önlem almanın yollarını özetleyecek olursak ellerimizi sık yıkamamız lazım köpeklerle temasımızı e, temas sonrası ellerimizi ağzımıza götürmeden mutlaka ellerimizi yıkamamız gerekiyor onun dışında Pişmemiş etleri, sakatatları kurban bayramlarında hayvanlara vermemek gerekiyor. Bu etlerin imha edilmesi gerekiyor. Bu etleri kendimiz yerken iyice pişirmemiz e, gerekiyor. E, sebze meyvelerden bulaşı önlemek için e, sebze meyvelerin evde çok iyi bir şekilde yıkanması e, gerekiyor. Dolayısıyla e, et yiyen e, kişilere buradan böyle bir e, tavsiyede de bulunmuş olayım. Evet döngümüz bu şekilde. Ee, peki kistatik e, hastalığı e, bize bulaştığı zaman karaciğerimizde e, nasıl bir e, görünümü e, oluyor? Bunu e, görelim. Evet kistatik hastalığının e, tek düze bir hastalık olduğunu söyleyemem. E, bu kistatik hastalığının iki farklı sınıflandırması var. Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı WHO sınıflandırması ve Garbi sınıflandırması. Garbi ve Dünya Sağlık Örgütü iki farklı şekilde sınıflandırıyor. Bu kistik hastalığının tip 1'den tip 5'e kadar değişen tip 1, tip 2, tip 3, tip 4, tip 5 dediğimiz 5 farklı görüntü şekli bulunuyor. Burada C1, C2, C3, C4 ve C5 dediğimiz farklı şekillerde e, görüntülerin olabileceğini gösteren bir e, skala. Aynı zamanda bunların US denilen ultrason, M, MRI denilen MR ve CT denilen e, tomografi görüntüleri de birbirlerinden farklı. Bu görüntülere bakarak hastamızın hangi tip kistatik e, hastası olduğunu buluyoruz. Bu sınıflandırma neden önemli? Tedavide hangisi, hangilerinin nasıl tedavi edileceğini bilmemizi sağlıyor. Her tipin farklı bir tedavisi olabiliyor. Dolayısıyla e, tiplendirme bu anlamda e, bizim için e, önemli. Peki, e, tedavi seçenekleri nelerdir? E, kistatik hastalığının dört e, ana tedavi seçeneği e, var. Tabii ki yıllar içerisinde bu tedavi seçenekleri değişti ve yıllar içerisinde e, bu tedavilerin ee, önemleri de değişmeye başladı. Ee, en klasik tedavisi parazit ilacı yani e, parazite yönelik bir antibiyotik e, diyelim e, kaba tabirle. E, parazit ilacı olarak albendazol, mebendazol gibi kistatik tedavisi, e, kistatik etkenine yönelik kullandığımız e, e mebendezol albendazol, mebendazol tedavileri Hastanın kilosuna göre, yaşına göre e, kullanılıyor. Bu kistatikte kullanılan e, bu ilaçların çok 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 uzun süre kullanılmasını istemiyoruz. Çünkü bu ilaçların karaciğerde bir takım yan etkileri olabiliyor. Özellikle karaciğer fonksiyonlarımızda bir bozulmaya sebep olabiliyor. Bu nedenle e, kistatik e, tedavisinde kullandığımız parazit ilacını e, bir süre Kullandıktan sonra ara değerlendirme yapıp hastada herhangi bir e, olumsuz bir yan etki var mı? Karaciğer fonksiyon testleri yaparak bunu görmemiz gerekiyor. Ara e, kan tahlili değerlendirmeleri yapmamız gerekiyor. Parazit e, ilacımızı e, bu şekilde anlatmış olalım. Parazit ilacını aynı zamanda e, şu durumda da kullanıyoruz. Bundan da bahsedeyim. Hastaya bir cerrahi işlem yapacaksak, ya da burada bahsedeceğim payer tedavisini yapacak isek önlem amaçlı, işlem öncesi e, vücudu e, kontrol altına almak için e, işlemden önce bu parazit ilacını başlıyoruz. E, parazite yönelik bir işlem yaptıktan sonra da yine e, uzunca bir süre parazit ilacını önlem amaçlı kullanıyoruz. Evet. E, parazit ilacı bu şekilde. Bunun dışında klasik tedavisi cerrahi yani karaciğerimizde bulunan Kistlerin e, ameliyat ile çıkartılması, e, bu e, cerrahi teknik çok uzun uzun yıllardır yapılmaktadır. Kistlik tedavisinin klasikleşmiş e, e, bir e, tedavi yöntemidir cerrahi. Burada karaciğer tabii ki e, bizim e, korumayı çok istediğimiz organlardan biri. Karaciğeri e, canımızın istediği gibi e, kesme, biçme, çıkarma gibi bir ee, şansımız yok maalesef Dolayısıyla çok dikkatli bir şekilde karaciğer dokusuna çok zarar vermeden e, hastanın geri kalan yıllarında e, o karaciğerin o kişiye yetmesi gerektiğini bilerek cerrahi yapmamız gerekiyor. Bununla ilgili karaciğerin neden kişilerle ilgili kişilerin sağlığında neden çok önemli olduğuyla ilgili bu kanalda birkaç videom var onlara bakabilirsiniz. Ee, cerrahi e, tabii ki benim konum olmadığı için e, çok burada bahsetmek istemiyorum. Ancak burada şunu e, belirtmek istiyorum. E, i̇ster peyir yapalım ister cerrahi yapalım. E, ne yaparsak yapalım bu karaciğerdeki kistlerin dışlarını zarını e, patlatmadan çıkarmamız gerekiyor. Çünkü bu kistin içerisindeki sıvı içerisinde e, canlı bulunan yani parazit bulunan sıvı ee, çok alerjik bir sıvı. Ee, bu e, sıvıya özel bir isim veriyorlar. Kaya suyu deniyor. Beyaz şeffaf suya benzeyen bir e, normal içme suyuna benzeyen bir rengi var. Ee, bu sıvı çok alerjen bir sıvı. Ee, o yüzden e, cerrahi sırasında ya da herhangi bir şekilde bu kist patlarsa ya da cerrahi sırasında ya da e, PEIR işlemi sırasında bu kist e, patlarsa vücudun diğer kısımlarına bulaşırsa vücutta çok ciddi alerjik reaksiyonlara yol açabiliyor. Çünkü dediğim gibi alerjen bir sıvı. Bu sıvı. Dolayısıyla bu kistleri patlatmadan çıkarmak ya da pair ile boşaltmak gerekiyor. Bu konuda dikkatli olmak gerekiyor. Kislerin içerisinde bu kaya suyu dediğimiz sıvı alerjen evet bunu söyledim ama aynı zamanda da enfektif yani hem vücutta bir e, alerji yapacaktır, e, hatta anafilaksi dediğimiz tehlikeli e, alerjiler de yapabilir. E, bunun yanında da enfektiftir, yani içerisinde canlı e, parazit bulundurur. Bunları da e, çok teknik detaya girmek istemiyorum ama skollex deniyor. Yani bu suyun içerisinde, kistin içerisinde bulunan e, sudaki parazitler e, vücudun başka yerlerine e, yayılır ise Tabii ki bu dıştaki zar patlar ise olabilecek bir şey. Bu su karın boşluğunda başka yerlere yayılırsa tabii ki karın boşluğundaki diğer yerlerde de ilerleyen yıllarda yeni kistler çıkacaktır. Dolayısıyla hangi yöntemle tedavi ediyorsak edelim dikkatli bir şekilde bu dışları patlatmadan bu işlemi yapmamız gerekiyor. Üçüncü bir tedavimiz bekle gör tedavisi. Bekle gör tedavisi de yapabildiğimiz şeylerden biri. Tabi bekle gör Türkçe'ye böyle çok şey geliyor hani watchful waiting aslında İngilizce. Watchful waiting deyince daha böyle can canlı oluyor ama bekle gör deyince biraz böyle saçma geliyor kulağa ama bekle gör tedavisi, yani watchful waiting tedavisi de yapabiliyoruz. Kimlerde yapıyoruz? Özellikle CE4 ve CE5 dediğimiz bu grupta bekle gör tedavisi yapabiliriz. Yani bu grup aslında kislidatin aktif olmadığı grup çok fazla bir paraziter aktivitenin olmadığı kistin içerisinde daha çok ölü dokuların bulunduğu bir grup olduğu için eğer biz ultrason tomografi ve MR'la bunların 4 veya 5. tip olduğunu görür isek bu gruba herhangi bir şey yapmadan bekleyebiliriz. Watchful Waiting'in diğer hastalıklarda da kullanıldığını biliyoruz. Yani bekle gör tedavisinin diğer hastalıklarda da kullanıldığını görüyoruz. Bunlarda herhangi bir tedavi vermeden bekliyoruz. Ama bir de görmemiz lazım. İşte bu görmek içinde düzenli olarak, düzenli aralıklarla görüntüleme, işte tomografi, ultrason veya MR yapmamız gerekiyor. Yani böyle boş boşta beklemiyoruz aslında. Hastayı bir taraftan da e, takip ediyoruz. Görüntüleme yöntemleriyle takip ediyoruz. Dolayısıyla bir taraftan da e, görmemiz için e, neler oluyor, bitiyor içeride. E, ara ara bir görüntüleme yaparak e, sonucu görmeye e, çalışıyoruz. 4 ve 5. tip de burada bahsettiğim gibi 4 ve 5 tipte herhangi bir şey yapmadan bekleyebiliriz Evet ee, işte bugün e, girişimsel radyoyon ve bizim de sık yaptığımız tedavilerden biridir Peyir yani buna kısaca e, iğne ile boşaltım diyebiliriz e, kistatik tedavisinin son yıllardaki Belki de e, son 20 yıldaki e, diyebilirim ana tedavi yöntemlerinden biri PEIR tedavisi oldu. Cerrahinin yerine e, yerini aldı neredeyse diyebilirim. Tabii ki her hasta illa payer yapılacak veya her hasta cerrahi yapılacak diye bir kural yok. E, ortak bir akıl yürüterek hangi hastaya ne yapılması gerektiğine karar vermemiz gerekiyor. E, e, tabii ki cerrahiye göre bir takım avantajları var. Sonuçta bu bir ameliyat değil. Kısa süreli bir işlem genel anestezi çok uzun süreli bir genel anestezi yapılmıyor. Dolayısıyla bir karaciğer ameliyatı, karaciğeri keserek karaciğeri açmıyoruz. Bu bir karaciğer ameliyatı değil, bir organ çıkarma ya da bir doku çıkarma ameliyatı değil. Dolayısıyla çok daha masum bir işlem olduğunu söyleyebiliriz. Karaciğer cerrahisi majör cerrahilerden biridir. Yani çok basit cerrahilerden değildir. Ee, ileri düzey e, advanced cerrahilerden biridir. E, dolayısıyla hastanın e, belirli bir süre hastanede kalması, dokuların iyileşmesi vesaire e, gerekiyor. E, Sütürler, dikişler olacaktır, pansuman olacaktır, e, ameliyat sonrası diren olacaktır. E, biraz daha nekaat süresi uzun e, bir e, tedavi. Peyir ise daha kısa süreli, günübirlik yapılabilen hatta işlem sonrası hastanın hemen eve gidebileceği ya da birkaç saat dinlendirildikten sonra hastanın eve gidebileceği bir e, yöntem. E, bir takım avantajları var. E, bunları şöyle kısaca bahsedelim. E, az önce söylediğim gibi kısa bir işlem 1-2 saat içerisinde e, sonlanabiliyor. Dikiş kesi e, olmuyor. Dolayısıyla bir iğne deliğinden girilerek gerçekleştirildiği için ...bu tedavide herhangi bir şekilde bir e, kozmetik problemde olmayacaktır. Yani kolumuzdan kan vermek gibi düşünün. Bir iğne deliğinden girerek karaciğerdeki bu kisti e, boşaltıyoruz ve tedavi ediyoruz. E, bunun dışında hastanede kalış süresi çok kısa. Demiştim e, aynı gün taburcu olabiliyor hastalarımız çoğu zaman. E, nadiren bir gün yatırabiliyoruz e, özel bir durum varsa ama genellikle aynı gün e, gidebilirler... E, i̇yileşme süresi çok kısa. E, hastalar e, ertesi gün, bir gün içerisinde, iki gün içerisinde işe başlayabilirler. E, kozmetik sonuçları az önce söyledim. E, oldukça iyi. E, anestezi süresi çok çok e, kısa. Konforlu bir tedavi yöntemi. İz yok, kesi yok. E, vesaire vesaire. Etkinliği e, cerrahi kadar etkin. E, son yıllarda dediğim gibi ana... E, kist fizyotik tedavisinin ana e, grubunu peyir oluşturuyor. Peyri biz e, e, C1, C2, C3'lerde e, yapabiliyoruz. 1 ve 2 özellikle çok çok daha başarılı olan e, grup. C3'te ise yine bir kateter yerleştirerek e, ve e, hastayı da bazen bir gün yatırarak C3 grubunu da konforlu bir şekilde tedavi edebiliyoruz. Yani 4 ve 5 dışında kalan takip etmemiz gereken e, grup dışındaki e, 1, 2, 3 nolu grupta e, kistatik tedavisi için PEYR'i kullanabiliriz. Peki peyir ne demek oluyor? percutan aspiration, injection and reaspiration kelimelerinin baş harflerinden oluşuyor. Evet, bunu da şöyle bir e, tabloyla bakalım. E, Percutaneous aspiration, injection, and reaspiration. Şu şekilde yapılıyor. Birinci aşamada dışarıdan bir e, iğne ile bir enjektörle e, karaciğer içerisinde, burada pembe e, olarak gösterdiğim sıvı dolu bir e, kistimiz olsun, karaciğer içerisine dışarıdan iğne ile girerek e, birinci aşamada iğne ile buraya bir giriş yapıyoruz. Tabi burada şunu söylemek istiyorum. Bu son derece ağrısız. Hastanın hiçbir şey duymadığı bir aşamada. Hasta bu işlemlerin hiçbir aşamasında hiçbir şey hissetmiyor. Bunu belirteyim. Evet dışarıdan iğneyle girdik. Puncture dediğimiz giriş işlemini gerçekleştirdik. İkinci sırada aspirasyon yapıyoruz. Yani burada pembe sıvının tamamını enjektörün içerisine alıyoruz. Yani bu... Kistin içerisindeki sıvıyı tamamen boşaltıyoruz. İşte bu kistin içerisindeki burada pembeyle gösterilen sıvı son derece enfektif, bulaşıcı yani bir sıvı ve son derece alerjen bir sıvı. Bu sıvıyı buradan aldıktan sonra dikkatli bir şekilde boşaltıyoruz, kendimize ya da başka kişilere bulaştırmadan bunu boşaltıyoruz. Alerjen bir sıvı olduğunu bildiğimiz için de karaciğer içerisinde başka bir alana Bulaştırmadan bu e, kist sıvısını boşaltıyoruz. İkinci aşamamız bu, yani aspirasyon boşaltma aşaması. E, üçüncü aşamada ise enjeksiyon aşaması. Yani bu kistin pembe e, ile gösterdiğimiz e, bulaşıcı içindeki sıvıyı boşalttıktan sonra bu kistin içerisinde biz kendimiz bir enjeksiyon ile bir sıvı enjekte ediyoruz. Burada çeşitli e, sıvılar var. Kistin içerisine doldurduğumuz e, bunlara siklerozan e, ajanlar ya da sko skolas, e, skolasidal e, ajanlar deniyor. En çok kullandığımız e, e, burada alkol. Alkol dışında başka e, mat, e, bat, başka sıvılarla da enjeksiyon yapabiliriz. Kist içerisini doldurabiliriz. Bu kist içerisinde doldurduğumuz alkol tabii ki medikal alkol yani e, bizim içtiğimiz e, alkol değil e, medikal e, alkol ile bu kist içerisinde dolduruyoruz. Burada bir bekleme aşamamız var çünkü bu içeriye enjekte ettiğimiz alkol yaklaşık bir 5-10 dakika kadar kist içerisinde durması gerekiyor ve bu kistin içerisindeki bütün parazitlerin bu e, sıvı ile yani alkol kullandıysak alkol ile e, temas etmesi gerekiyor. Alkolün e, şöyle bir özelliği var. Buradaki medikal alkolden bahsediyorum. Alkol vücuttaki bütün proteinleri denatüre ediyor. Yani bozuyor. E, dolayısıyla e, vücut içerisinde medikal alkol nereye verirsek verelim. Karaciğer olur, kist olur, beyin olur, kas olur. Nereye verirsek verelim. Oradaki dokular ölecektir. Dolayısıyla biz bunu kist içerisine verdiğimiz için bu kistin içerisindeki bütün parazitler bu alkol ile ölmüş oluyor. Tabii ki bu alkolün ölmesi, bu alkolün bu parazitleri öldürmesi için bir süre, 5-10 dakika kadar teneffüs etmesi gerekiyor. Yani buraya, burada bir süre bekliyoruz. Daha sonra dördüncü aşama reaspiration. yani yeniden bu sıvıyı tekrar alıyoruz. Yani içeriye verdiğimiz bu yeşil sıvıyı orada bırakmıyoruz. Yani orada ölü parazitleri orada bırakmıyoruz. Tabii ki alkolü de karaciğer içerisinde bırakmıyoruz ve yeniden bu e, alkolü e, tekrar enjektör ile enjektör diyelim özel iğneler tabii ki bunlar e, bu enjektörle yeniden alıyoruz. Dolayısıyla içeride alkol ve kist kalmamış oluyor. Dolayısıyla bu kist e, bu as yeniden aspirasyon dördüncü aşamada reaspirasyon aşamasında kistimiz küçülmüş oluyor ve bu yeşil sıvıyı da e, alkollü içinde kist bulunan parazit, ölü parazit bulunan sıvıyı da tabii ki vücut dışarısına boşaltıyoruz. Yani dışarıya bir ortama e, boşaltıyoruz, imha ediyoruz. Evet, bu aşamalarda e, e, payer aşamaları bu şekilde. E, bu aşamalar sonrasında hastamızı bir süre e, hastanede. E, tutuyoruz gözümüzün önünde duruyor gözetliyor ve bir, birkaç saat içerisinde hastamızı taburcu edebiliyoruz İşlem çok uzun bir işlem değil yaklaşık e, 30 dakika 40 dakika kadar sürüyor Hadi hazırlık şu bu derken işte Türkiye'de e, Türkiye konseptiyle düşünürsek işte bir saat içerisinde hadi bilemediğimiz bir buçuk saat içerisinde bu işlemimiz bitiyor e, sonrasında bu e, bir bir iki saatte e, hastanede e, kaldığımızı, gözetim altında kaldığımızı düşünürsek 3-4 saat içerisinde yani yarım gün içerisinde bu işlemler tamamlanmış ve hasta evine dönmüş oluyor. İşlem sonrasında hastanın evde dinlenmesini, o gün hoplayıp zıplamamasını, merdiven çıkmamasını, AVM'ye gitmemesini e, istiyoruz. Spor yapıyorsa spora ara vermesini istiyoruz. E, bu... E, Bunları hastamızdan rica ediyoruz e, dikkatli olması için. Ağrı işlem yerinde çok hafif bir ağrı olabilir. Bunun için hastalara basit tablet ağrı kesici veriyoruz. E, gündelik hayatta kullandığımız ağrı kesicileri veriyoruz. İşlemden sonra genelde birinci gün benim kendi e, önerim. Birinci gün e, hastamızı ultrasonla kontrol ediyoruz. E, gerekirse birinci hafta, birinci ay ultrason kontrolü yapıyoruz. Daha sonra 3 üç ay, 3'er, 6'şer aylık aralarla e, hastamızı kontrol ediyoruz. Ve bu bölgedeki kistlerin tamamen öldüğünü görmüş oluyoruz. Ultrason kontrollerinde özellikle ilerleyen aylarda bu kistin bulunduğu alanda bir miktar e, yeniden sıvı oluştuğunu görebiliriz. Evet ancak bu normalde beklediğimiz bir şey içerisinde parazit olmayan bir doku sıvısı orada bir miktar kalabilir. Vücut o kistin bulunduğu alanı yeniden bir sıvı üretebilir ancak içerisinde parazit bulunmadığı için bu sıvı zaman içerisinde tamamen küçülecek ve kaybolacaktır. Ya da doku iyileşmesi şeklinde iyileşmiş doku olarak orada görünmeye devam edecektir. Bunu kistin yeniden nüksettiği, yeniden oluştuğuyla karıştırmamak gerekiyor. Tabii ki bu ultrason yapan kişinin bilgisi ve tecrübesiyle ilgili bir durum. Evet, kistatik hastalığının ameliyatsız tedavisinde son olarak bu şekilde anlatmış olduk. Kistatik hastalığıyla ilgili belki uzun bir konu olduğu için belki unuttuğumda birçok şey olabilir. eğer e, videoyu bu videoyu kendim de izledikten sonra eklemem gereken yerler olduğunu düşünürsem küçük bir ek video daha çekebilirim. Evet, e, bugünlük bu kadar e, bir e, videomuzun daha sonuna geldik. Oldukça uzun bir e, video oldu. E, herkese iyi günler, sağlıklı günler diliyorum. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.